Amcanın yanına. Amcan seni sevsin. Sana güller alsın, çiçekler alsın, getirsin sana amcan. Ne güzel gidiyor sahtekar. Sahtekar böyle. Yalan ha, yalan. Yalan, yalan. Yalan değil. Yalan değil. Evet. Peki ne? Gerçek. Yemin et. Yemin ederim. Yani gerçekten beni seviyorsun. Evet. De olabilir, olmayabilir. Oğlum bunun gizli saklısı yok. Harbi harbi söyle ya. Seviyor musun, sevmiyor musun ya? Böyle söyle. Evet ya da hayır. Sevmez olur muyuz canım? Siz sevmiyor musunuz? Halbuki ne demen lazım biliyor musun? Evet, sevmiyorum. Buna bir itirazın var mı? Canım sizin gibi bir insan, gümbür sesli bir insan nasıl gümbür sevilmez? Gümbür sesli demekle neyi kastettiniz yani? Gümbür gümbür, bülbül yani, gibi şakıyan bir insan nasıl sevilmez? Yani ben hayatımda en sevdiğim şey bongo çalarım. Bongo çift şeylidir böyle, bir tane burada, bir tane burada. Evet. Bongo. Yani böyle ting ting ting, dang dang dang. Bas tiz sesler çıkardı vallahi. Bongo bilir misin? Nedir? Sizin dediğiniz gibi. Birisi burada, birisi burada. Tın tın tın. Ah anlamadı, keşke iyi. Allah'tan anlamadı. Yoksa yanmıştım evladım, alkışlıyoruz Özlem'i. Of of. Bongoların peşinden gittim. Bongolar. Efendim sizleri seviyoruz. Bak yine unutturdular bana. Yine unutturdular abi. Evet ya. Puh. Allah cezanızı verecek hepinizin. 2 programdır unutturuyorlar bana. Oraya koyuyorum, hazırlıyorum. Birisi çıs diyecek, takacak buraya, at buraya. Göstere göstere gibi beni. Kaç kere dedim sana, iftariye gül olmaz.
Devamı ne? Urfalılardan sevgilerle. Kimlerden? Urfalılardan. Öyle mi? Teşekkürler. Geçmiş kutlandı ama cumhuriyetimiz, cumhuriyet bayramımız kutlandı ama ne diyor? İboşova sevgilerle diyor. Bu da sarı yeşil tatlı ses lahmacunları. Şimdi yine sizlerle birlikte cumhuriyet çocuğuyum ben. Bu milleti seviyorum, insanları seviyorum, bütün dünya insanlarını seviyorum. Cumhuriyetime yan gözle bakanın da gözlerini oyarım. Onu da söyleyeyim. Çünkü cumhuriyet barıştır, kardeşliktir. İşte atanın bıraktığı eserler bunlar. Aslında Türkiye'de bir ailedir. Bu ailenin mutlak ve mutlak mutlu olması, kardeşlerin birbirini sevmesi. Türkiye bir bütündür, bölünmez. Saygılar, sevgiler. Şimdi bölünmesi ve de gebertilmesi çok güç olan bir adam daha var. Beni bir gün cezaevinde görürseniz hiç sormayın ne yapmış diye. Bilin ki güçlüyü gebertmiştir. Güçlü... Abi... Sen kimi gebertiyorsun ya? Kim? Arkamdan hele konuşuyorsun. Ben. Ben mi konuşuyorum? Evet. Seni geberteceğim. Sana... Dur sana kıyar mıyım lan? Ha. Senin bıyığını bir telini... Şöyle tamam. Bıyığını bir telini 40 tane İbrahim'e değişir miyim? Ben de değişmem ya. Zaten değişmem yani. Bıyıklarım benim çok özeldir. Çok kıymetli senin bıyıkların. Canım nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Buyurun. Biraz çıkart şey. Ne şey? Biraz para ver. Niye para vereceğim? Niye para vereyim? Milletten topluysan ya. Birer sana ne? Ne demek sana ne? Birer, sen milletten topluyorsun tamam, yardım kurumlarına falan bağışlıyorsun, ona saygı duyuyorum da sen hiç elini cebi atmıyorsun. Oğlum biz sebep oluyoruz. Kameraman arkadaşlar, bak siz de kameraların arkasına saklanmayın ha. Alacağım sizlerden de birer milyon alacağım. Evet, oğlum ne alakası var lan? Bugün alacağım, herkesten birer milyon alacağım. Ben göreceğim abi, hepsini elime sayacağım, götüreceğim. Ver lan sen de ver. Yardım kurumlarına ver. Veriyor musun zorlarına? Vereceğim, bana? Ben de üstünde. Ben fakir adamım, sen bir para verir misin gibi vereyim. Fakir adam, hiç eli cebi yaz. Bu memlekette 700 trilyon bir gecede el değiştirir, senin cebinden 1 milyon yer. Hiç hareket etmiyor, orada, orada duruyor. Öyle duruyor. Ben yalan yok oğlum ha. Nasıl? Tamam, tamam. Koy, koy. Bir de İbrahim Dağ Söz meclise girmesi için destek veriyorsunuz değil mi siz? Destek ver, bak. Kıskanç. Kıskanç. Nasıl kıskanç? Kıskandı. Tabii destek verecekler. Destek veriyorlar. Şimdi üç gün sonra zam olacak. İşte memurlara zam, nah zam. İşçiye zam, nah zam. Herif vermiyor ki kardeşim. Eli bile eline girmiyor, girmiyor. Oğlum burada vermiyorum. Akrep orada, var, akrep. Orada ben vermiyorum ki. Devletin parasından vereceğim. Tabii ben biliyorum zaten sen niye milletvekili olacaksın. Gideceksin orada şimdi mecliste lokantalar var. Bedava ye, iç, balcanlı, kebap, şu, bu bilmem şeyler ne. De çok ucuz ha. Diyelim ki senin mecliste diyelim girmen bir yandan da iyi yani. Şimdi nasıl? Mecliste millet kavga edirler ya, birbirine girirler. Tam orada altlı üstü millet kavga ederken sen başlıyorsun. Dokunmayın çok fena ya. Vay kuşuna, müşkuna ya. Herkes böyle susuyor, sessizlik oluyor. Allah, herkes. Ve de bütün kanunlar çıkıyor, bütün aflar çıkıyor. Her şey normale dönüyor yani. Sen milletvekili falan olmaya karar verdiğin de, size tavsiyem olsun. ÇKP'den aday ol sen. Ne KP'den? ÇKP. Çiğ köfte partisi. Ya vurma ya. El hareketi yapma diye ya. Ya sen kurbanım meclise bile girdi çiğ köfte benden önce. Girdi de bu partisi bu. Daha gerçi kurulmadı ama şey seçimlere kadar ben kurarım. Başkan da benim abi. Tamam mı? Hem güçlü Türkiye, güçlü başkan, en güzel de. O sen de milletvekili aday olursun. Tamam abi. Bir de baksana şimdi çiğ köfte partisinde düşün. Muhabbet, neşe. Sohbet, hepsi. Oh. Herkes. Zaten millet neşe muhabbet istiyor. İçki yemiş ki yok, hoş ki yok. Tek başımıza gideriz vallahi. Türkiye öyle yönetir. Tek başımıza. Oo, muhabbet. Göbek atada. Türkiye. Tın tırı tın tırı. Türkiye. Of çıksın. Muhabbet olsun. Yeter. Sulu olma. Biz sinirli bir ülkeyiz. Evet, değil mi? Evet. Şiddet içimizde var bizim. Evet. Sokakta var. Maçlarda var. Her yerde şiddet. Millet birbirine kızı gözünün ortasına bile vuruyor hep. Milletin. Şok diye.
pardon, yani göstermek istedim çocuğum. Sen abi, de vur bana, abi ne vur ne var? Ben siyah kayamam ki abi ya. Bir tane vurumuzun gebertirmişim seni yok, çocuğum. Yok yok yok. Böyle tak diye vurumuzu. Biz barışalım abi. Barış. Hadi barış. Tamam barış. Sen benim canım. Şimdi çocuğum. Rica estağfurullah. Biz beraber böyle gidelim abi. Bak bu yol, bu yol nereye gidiyor biliyor musun? Sevginin yolu. Halkın yolu, bu halka gidiyor. Yürü gel. Ha böyle. Gel. Halkımız hoş geldiniz. Nasılsınız? Başka? Abi sen halkımızın arasında kal, programı ben sunayım. Hadi git. Kal orada. Hadi sun bakayım nasıl sunacağım. Sen halkın içinde kalsaydın keşke hiç gelmeseydin buralara. Başımıza bela oldu. Çiğ köfte yok, program. Boyuna konuşuyor, boyuna konuşuyor, boyuna konuşuyor ya. Bir şey konuşmadım la. Ne uzatıyorum? Program başlasın, şimdi konuşursun sen. Peki. Peki. Efendim. Bir bayan, bir erkek. Hani Çin işi, Japon işi, bunu yapan iki kişi. Biri erkek, biri dişi. Bunu biliyor muydun? Biliyorum. Bak, ben diyorum bileyim mi diyorsan diyor biliyorum, sosyete. Ben ne çabuk öğrendin la İstanbul'da sosyete. Konuşmağı öğrendim, sen geri kaldın, geri. Ben? He. Sen kurban ol abine. Ben istediğim gibi konuşurum. Sen şey yap, program sun. Hayır etmiş. Mirkelam. İbrahim abi. Adam gibi adam. Adam gibi adam bir kelam gerçekten, gerçekten. Çok yani ben de Urfalıyım, o da Urfalı. Bana bak, bir de ona bak. Vallahi. Şimdi güzel göbekli bir hanım çağırıyorum. Evet. Yonca Evcimik. Güzel göbekli. Merhaba, nasılsınız? Gel gel, hanımım bir şey demez, gel. Hep içeride görüştük İbrahim abi. Abi şu göbeğe bak. Ah! Bu nasıl bir insan ya? Sen hani elinin göbeğinden yok. Ya beni tenkit etmek mecburiyetinden misin çocuğum? Yutturmuşsun göbeği. Ben göbeğe bakarım, beğenirim, sana ne? Kıskanç. Sen Yonca... Yonca ablanın kendini göbeğini çağırsaydın, sadece göbeği gelseydin. Hayret bir şey, göbek göbek tutmuş ya. Bak 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 bak, bir de bir de bir de göbek hastası çıkardığı dansözü bak, göbek böyle dolaşıyor. Gel buraya. Kafasını karıştır. Kimdir lan senin arkadaşın orada, arkada? Benim değil, Türkiye'nin arkadaşı o. Dur. Dur dur dur. Ya al aşkına. Dur dur vallahi. Ne oldu? Bu ne oluyor? Bak. Tık tık tık. Geliyor. Kim geliyor? Selahattin Taşdemir. Evet, bunu alıyorum böyle. Zira duvara bir budu var. Gel. Şak söyleyelim abla. Gel. Selahattin abi, sen böyle otur. Sağ olasın. Güzel kız, bize ne söyleyeceksin? Vurula Vurula'yı söyleyeceğim. Yeni albümümüzde. Hı? Söz beste Sezen Aksu, düzenleme Emre Irmak. Sezen Aksu geçen gün buralardaydı, senin çok taklitini yaptı. Bir zahmet, biliyorum. Bir zahmet. Bir zahmet. Niye, sen öyle mi söylüyorsun bir zahmet? Yok. Yok canım, bir ara öyle çok sarıldı dilime, öyle konuşmak. Çünkü Sezen biri bin yapar biliyorsun değil mi? Abartarak anlatır. Böyle abartarak anlatan bir şey. Beni 8 misli falan görüyorum kendimi. O anlatırken. Bir bakıyorum uzuyorum, bir kısalıyorum. Enine boyuna evli. Ma'ame buyurun çocuğum. Enine boyuna. Çok güzel. Bu nedir ya Rabbi? Bu nedir ya Rabbi? Benden tarafı da açık. Benden tarafı da açık. Ah, Selahattin Bek. Evet. Yani ne gittik, eve geldik. Vallahi iyi gittik. Bir kelamcığım, vallahi bizim davet ettiğin için teşekkür ederim. Misafir. Yani. Bu kahvelerde gelseydi içseydik. İyi olurdu hakikaten. Ne de bu şarkının adı? Vurula Vurula. Vurula kaç... Vurula yürür dururum diyor. Yani darbe ye ye. Her gelen bir tane vuruyor abi. Bu ne ya? Hiç darbe yedin mi? Ya mesela arkadaşından. Zaman zaman yedim tabii. Arkadaşımda da, iş konusunda da.
Yani hayattan bir sürü darbe yedik hepimiz, yemedik mi? Ben de yedim. Yani ders aldığın zamanlar oldu mu? Tabii hepsinden ders alıp daha doğru şeyler yapmaya, insanları, arkadaşlarımızı, dostlarımızı daha doğru seçmeye çalışıyoruz. Peki şöyle diyebilir miyiz? Vuran mı kaybeder, vurulan mı? Valla vuran kaybeder bence. Zaman zaman eski filmleri izlerseniz Ahmet Tarık Tekçe vardır. Hep kötü adam kötü oynardı. Evet, kötü adamdır. Erol Taş, Allah selamet versin Erol abimiz, hep kötü adam oynardı. Ama çizdikleri rol kötüydü ama kalpleri pırıl pırıl, peçeteye benzer, bembeyaz. Böyle yürekleri vardı. Ama insan, Yüce Allah kimseyi Ahmet Tarık Tekçe ve kimseyi Erol Taş yapmasın. O filmdeki gibi ama. Peki hep şey... Coşkun için ne diyorsun? Ne tecavüzcü Coşkun? Ha, bana ara sıra ona benzesin. Onun tam Allah cezasını verecek ya. O tecavüz anlamında abi. Ama şimdi gerçekten Coşkunlar çoğaldı. Yani Coşkun olamazsın ama piyasada çok Coşkun var yani. Şimdi sen şeye dokunmak istedin aslında. O bir dakika, niye oraya dokundun? Ya konunun bundan hiç ilgisi yok. Bu bir dakika. Niye? Bu tarz biraz kasıt tarafa geliyor. Doğru. Biraz çekelim. Hakikaten biraz gel. Gel bir tane. Bir tık da ben. Şöyle tutabileyim, bir şey yapabileyim. Tuttum. Dokunmadan abi konuşamıyor da. Abi ben temassız, temassız konuşamam. Tabii. Selo. Şimdi hazırda konumuz Coşkunken biraz daha yakın. Aman tık tık tık. Korkma, korkma. İyi günler. Nasılsın canım? İyiyim. İkiniz de çok güzel klipler çektiniz yani. İkinizin de klibini çok beğeniyorum bak. Seninki tam bir sinema. 12 de kaprislisin, kaprislisin. 60, 70, 70. Onda ben şarkıyı hızlı söyledim. Çünkü insanları hızlandırınca beni de hızlandırıyorlar. Öyle olmaması için şarkıyı hızlı söyledim. Farkında değilim. Benim bir saattir burada, biliyor musunuz? Evet ya. Bir zoom yap buraya evladım. Harika. Şöyle. Dost sevgililer böyle. Ne yeni güzel sevgiler. Dost bir el, değil mi? Çok dost. Yeni sevgililer böyle. Bir de önlerinde birer tane kola. İçinde de şey. Birer pipet kavuş. Hatta bir kola, ikisi aynı şeyden içiyorlar değil mi? Artık pembe vaatler. Pembe. Hep de pembe evimiz olsun. Sana hiç öyle diyen oldu mu bir erkek yani öyle? Yani çok beni derinden etkileyen ve hiç unutamadım öyle çok önemli bir şey yok. Oldu zaten, sonra da evlendim. Sonra da boşandım. Olsun ya. Konuyu toparlayayım. İlk göz ağrısı. Yoksa bu halen evli biz kendi kendimize konuşuyor muyuz? Boşandı değil mi bu? Boşandı, boşandı. Ha. Çok güzel bir klip. Ya yani oraya geleyim. Belki... Teşekkür ederim. Deniz Akel çekti, onu da söyleyelim. Deniz Akel? Türkiye'nin kadın yönetmenlerinden. Çok güzel ama o kovboy. Yani 3,5 vardır yani böyle. Öyle bir yer yok aslında. Hmm. Tamamıyla dekor o. Peki senin o klipte nedir o perden merdeler abi? Profilo'nun iş merkezi. Yeni açılan. Burada Mecidiyeköy'de. Orada zaten sponsorumuz. Rahatsız oldunuz mu çekilirken? Kalabalıktı çünkü. Sizinki çok rahat. İki günde çekmişsinizdir. İki günde çektik. Rahatsız olmadık. Daha başı. Çünkü insanlarımız artık alışmış İbrahim abi. Peki ikiniz de satıştan memnun musunuz? Ben değilim abi. Niye? Hangi satıştan abi? Kasaya satışı. Satıştan memnun musun değil ne mi? Ne satıyorsun? Ne satıyorsun? Ben de atladım değil mi? Satıştan memnun musun deyince şey yaptım. Ben ya, direkt anladım. Kasetlerinizin satışından, kasetlerinizin yav. Çünkü bir sürü satışı olduğu için. Ben kaset için cevap vermiştim, yanlış anlaşılmasın sen, diye. Tabii memnunum ama sadece satışla yönlendirmemek lazım müziği. Şimdi satmayan bir kaset... Güzel bir kaset olmamış demektir. Tabii ki, tabii. Satan bir kaset iyi bir kaset tabii demektir. Yani eğer minibüste dinliyorsan, dolmuşta bir yerde giderken kulağına geliyorsa o kaset satıyordur. Biz orada duygularımızı ortaya koyuyoruz. Mesela 300 bin kasetim benim şu anda. Ve eğer buna hayır derseniz, bu iyi satış değil derseniz o 300 bin kişiye hakaret etmiş olursunuz. Çünkü bir takım duygu alışverişi önemli. Orada tencere satılmıyor demin de dediğim gibi. O yüzden de rakamların o kadar önemi yok. Mesela 10 bin olsa da o 10 bin kişiye hakaret etmemeniz lazım kötü diyerek. Ha, çünkü onlar gönülleriyle bir alıyorlar. Biri değiniyor, aferin ya. Rakam düşük olduğu zaman kötü anlamına gelmemeli. Bence yani... İbrahim abi sanatçı satışı pek düşünmemeli. Belki düşünürse o plakçı düşünebilir. Çünkü... Yani ben plakçı değilim. Pardon, plakçı değilim. Doğru söylüyorsun. Ya, gel bakalım. Şimdi... Bize söyle abi. Hangisi? 300 bini, 400 bine, 500 bine nasıl çıkaracağız onu düşünelim şimdi. Gel abi. Bir anda tiraj yükseliyor tabii. Şimdi ikisinin de kaseti gerçekten çok fıkır fıkır, çok cilveli, çok heyecanlı ve düşündürücü. Mesela 9-8'lik parça var değil mi? Var. Kapris 60. 70. Nasıl uydurdun oraya onu evladım, oraya nasıl uydurdun? Ben şeyi çok seviyorum, ha, eskileri çıkarmayı. Ancak mesela Alaturka'yı tekrar gündeme getirmek, rock'la Alaturka'yı yapmak. Bunlar benim hep sevdiğim şeyler.
O da öyleydi, 60, 70, 80. Onu kaprisle birleştirdim falan, güzel oldu. Şimdi kasetinde yer alan çok güzel bir şarkıyla Mirkelam diyoruz. Makamını biliyor musun? Dur, ikimiz de yazalım. Makam? Dur bir dakika, bunun makamını, bu parçanın makamını. Ben yazdım. Bu şarkının makamı söyleyeyim dört mi? Harfledir. Dört harfledir. Söyleyeyim Söyle mi? Bakayım. Yani karışık biraz. Nihavent'te rast. Bak ne yazdım buraya? Dur böyle ha. Rast. Peki birdenbire ulu orta durduğun yerde çıktın abi bandıra bandıraya beni bilmem ne. Ne icatsın sen ya? Hazırlanmam çok uzun sürdü. O devrelerde ben hep çalışıyordum müzikle. İzliyor ilgili. Muydunuz daha önce hanımefendiyi? Halen o hababam sınıflarında görüyorum sen var ya. Ay diyorum tipe bak. Tabii. o zaman şey abi fakir ya. Fakirlik tipi o zaman. Gariban tip. Şimdi paralı tip başka oluyor yani. Ya ne alakası var ya? Hiç alakası yok. Tabii. Şimdi zengin görünüyorsun. Şimdi biraz daha büyümüş gözüküyorum. Ya para zengini değil yani, görüntün zengin. Görüntüm zengin ha. Tabii bir şeyler öğreniyoruz, eğitiyoruz kendimizi. Bak ya. Evet. Çok da tavaslı davranırız evladım. Ah. Peki bu herifi mesela yani düşün. Bu herif senin deden oynuyordu. Evet. Çılgın Bediş'te. Çılgın Bediş'te. İzlediniz mi Çılgın Bediş'i? Evde İbo diyor ki,
Baba lütfen. Ne ulan? Ne var? Bediş var. Çılgın bediş bak. Çılgın bedişte de bir şey yok abi. Boyna melekler var. Kuyruklu muyruklu bir şeyler var. Ya bu ne işe düştük? Külahlar takıyorlar bir şey değil mi? Ha? Aslında bir şeyler vardı ya. Ufak ufak mesajlar da vermeye çalışıyorduk ama çok ağır olmamalıydı. Ama çok çocuksu şeyler vardı ya. Orada tonton sakallı bir adam vardı. Evet. Kabak dedesi. Kapalı. Kabak kapalı. Kabak kapalı. Olan saçları mı? Yani üst tarafta olanları sıfıra vurduruyordum. Evet. Yaklaşık 1,5 saat bir makyaj sürüyordu. Boyuyorduk çünkü beyazı. Beyaza kuruduktan sonra da artık makyaj bitmiş oluyordu. Ben dede oluyordum. Yaklaşık 2 sene öyle kabak kestim. Sizlere şey görünmek için, tatlı görünebilmek için, bir şeyler verebilmek için. Yani adamlar saçlarını bile kazıtıyorlar. Tabii. Ama bu bizim işimiz. Yani sonuçta bir aktörün ne saçı olur, ne bıyığı olur, ne de sakalı olur. Çünkü orada her an her şey olabilir. Her şey olabilir. Her şey, her tipe, her kılığa girebiliriz biz. Sevdin mi insanları eğlendirdiğin için o çok, dizide? Çok, çok. Çok başarılı oldu bir kere. O çok hoşumuza gitti. Yapmadan önce ve reaksiyonları almadan önce bilemiyorsunuz ne olacağını ama gerçekten çok sevildi. Bir de çılgın bediş tiplemesi benden çok özdeşleşti. Zaten bana bu teklif edilmez yani, kabul ettim. Biraz çılgınlık da var sende. Yani ben fazla yani bir şey... Sempatiksin, şirinsin, candansın, böyle koşarsın, otur tembel değil, yoruldum falan, bu şey yok mu sende? Yok, çok hiç atik yok, bir kızsın hiç sen. Yok. Çılgın bediş de öyle zaten. Var mı teklif, var mı sana öyle dizimizi teklifi yaptılar muhakkak? Yok, hayır. İlk zamanlar vardı. Film teklifleri var. Hayır Maya diyeceksin. Sen şimdi insanların umudunu kesti. Çekmek mi istemiyorsun? Ya şimdi tabii ürünler benle de ilgisi olması lazım. Bana uygun olmayan şeylerin dışında... Şeyi çekebilirsin çekemem. Mesela. Koşan adam 1000 bölüm çekebilirsin. Doğru söylüyorsun. Evet. Bir kelam koşan adam 1000 bölüm. Evet. Çek gitsin. En çok neye koşmak istersin? Vallahi ben hep güzelliklerin peşinde koştum. O yüzden sanata da yakındım. Her yani zaman. Huzura koşmak ister misin böyle? Güzelliğe, sevgiye... Tabii ki hep öyle oldu. Dostluğa, kardeşliğe koşmak ister misin? Tabii ki öyle ve o yüzden zaten sanatı seçmemizin bir nedeni o. Biraz daha uzun. Gel bakalım bir koşalım abi gel. Senden sonra da ben bir tane söyleyeceğim. İşte bu alkışlayanlara bir gün ihanet edersek... Bizi bir yuhalarsa var ya, hiç önüne geçemeyiz. Kendimizi onlara hiç affettiremeyiz. Onların küsmesi bizim benli senli küsmeye benzemez. Biz ihanet sanatçılar... etmeyiz ki. Evet edemeyiz çünkü etmeyiz. Bize ihaneti öğretmediler. İhaneti öğretmediler. Bir de biz çok kolay kazanmadık ki onları. Yani ben kendim adına konuşuyorum şahsen. Çok zor kazandım. Onun için bunun kıymetini çok iyi biliyorum. Onun için bandıra bandıra yedin onları. Evet. Onlar da beş. Ne kadar adam bu parçayı da? Bandıra 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 ye beni. Nasıl bu? Bandıra bandıra ye beni, hiç doyamazsın tadıma. Bütün varlar bende, sende var benim farkıma. Kanlı saklım başka yerde, ne işim var başka yerde. Bandıra bandıra ye beni, hiç doyamazsın tadıma. Bir abi. Evet, rica edeyim. Rica edeyim abi. Gel abi. Gel abi. Söylersin. Bunu söyleyeyim. Evet, bunu söyle. Bandıra bandıra ye. Bandıra bandıra ye beni, hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar sende, bende far benim farkıma. Kalmasın aklım başka yerde, ne işim var başka yerde. Bandıra bandıra ye beni, hiç doyamazsın tadıma. Bravo. Sağ bunu Zula'dan getirmiş olmuyorsun? Para verdim dışarıda. Hayır, Zula'dan getirdinse ben niye ona gittim özellikle? Peki ne söylüyorsun bize şimdi? Utanır ömrüm. Utanır ömrüm. Çok acıklar. Of of. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Ulan ödümü kopardın. Geliyorum diye bir şey de. Yok ya, bir de korna çalayım istersen. Tabii. Geliyorum diye bir şey İnsanlar televizyonda bile bir şey söyleyecekken diyor ki tık 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 iyi günler diyor. Yani bir haber ver kardeşim, korkacak ya, korkuyor işte. Ayıp ya. Ben santroforum kardeşim. Abi senin tipin korkunç. Allah aşkına. Vallahi. Ben korkuysam sen hayal et. Elebaşçılara benziyorsun aynen. Kim? Elebaşçı. Elebaşçı. Dedikodu elebaşçısı. İçeride benim dedikodumu yapıyorsun. Arkada. Gelen giden oluyor, oturuyor seninle konuşuyor vallahi. İşimiz gücümüz. Nedir çocuğun bunlar? Sait Koç'tan. Sait Koç kuyumculuğa teşekkür ediyoruz. Teşekkür abi, ediyoruz. Senin. Teşekkür ederim. Buyurun getir. Mahzun. Boğazı boş geliyor. Salatın abi, bu da senin. Aa, teşekkür ederim. Buna da tesbih. Altın tesbihler abi. Şöyle yapacağız işte. Bunu böyle çık, böyle çık, çık, iyi günler. Var, çık, çık. Getire bakayım. Bak ya. Kaybederiz şimdi. Dur şimdi şaka. Peki ben neyi söyleyeyim? Ne istersin benden? Ben mi? Hı. Bir tane mi isterim? Ya. Ama bir ya tane, bana sordu, bir ben bir tane istiyorum. Ha bu kıza sorduk, şimdi niye itiraz ediyorsunuz?
İkincisi sonra nasıl soracağım? Nasıl Akdeniz akşamlarında ikinci. Akseniz miydi neydi? Akseniz. Akseniz akşamları. Akdeniz. Akdeniz mi? Hadi biz okuyalım biraz. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kol kola sımsıca coşmama ellerin böyle bir akşamda işte. Koparılmasın.
koparılmasın. Üç, dört. Bir tane, bir tane, bir tane. Hiç kimse bir tanem demiyor, görüyor musun? Normalde bir tanem ama okunuşta öyle daha yürekten geldi mi? Bir tanem deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Ah bu başıma tac ederim inan seni ben. Deli gibi severim seni ben. Özüm gibi severim seni ben. Bu başıma tac ederim. Sırtıma biri vursa duracağım. Vurmadan duramıyorum. Bak şimdi. Bir tane. Şeyler vardı İbrahim. Arka devam. Şimdi bebekler var ya, bir tane vuruyorsun hani ağlıyorlar ya oyuncak bebekler. Onlardan. Sever misin? Küçük mesela çoğu insanlar vardır evinde hep böyle bebekler sivrilir. O ne? Sen? Var. Kaç tane? Dolu. Hep bebek. Dolu ama bu o genelde yani bende çok fazla yoktu da turnelerde. O zaman şey var sende çocuklara karşı. Çocukları seviyorsun. Seviyorum tabii. Kim sevmez çocukları? Ha, çocuk sevilir de. Ha bir de çocuk özlemi vardır mesela. Çocuklar tabii ki sevilir. O ne? Hele bir de yetim. Ay. Biliyorsun değil mi? Yetim başı bile böyle okşamak. Yetimin başını okşamak cennetin anahtarını almak demek biliyor musun? Yani babası anası olmayan bir çocuğun dünyada onun kadar sevap bir şey yok biliyor musun? Bin tane adam doyur hiç hava. Babasız ya anasız. Allah kimseyi mutlak hep herkes babasız anasız kalacak ama. Hem bir de babasını anasını görmeden böyle yani işte, bak gözünü açıyor baba yok. Yetim Allah ciğerim parçalanır ciğerim. Ay nereden girdik bu konuya? Ne bileyim nereden girdik bu konuya? Ya? Ben şey soracaktım bu sesin şeyle ilgisi var mı Urfa'daki acılarla? Tabii bak Madden Urfa. Urfa mısın sen? Ya çok Maddeyin enteresan. Siz Maddeyin nere? İstanbul. Aga Erzurum'dur ha. Cumartesi günümüz Urfa'daydık. Bir organizasyonla ilgili gitmiştik oraya. Ha? Çok enteresan. Ben acı yiyemem. Çok fazla karabiber bile yiyemem. Ama mesela burada herhangi bir şekilde bir acı bir şey yediğimiz zaman ağzımızın içi yanıyor. Urfa'da katiyen yanmıyor. Ana, boğazım yanıyor. Tatlı niye? Tatlı ses İsot işte oradan. İsot. İsot biber demek bu arada. Tabii. Söyledi. Domates tabii. Neydi? Domates frank. Patlıcan, balcan. Balcan. Hıyar. Hıyar. Onun adı her tarafta aynı olduğu için değişmedi işin abi. O yüzden. Peki bir de şey var. Ama bu domates de her yerde aynı. Domat. Domat diyorlar mesela. Domat. Ya ama bizim bir tek Urfa'da frank değiller. Efendim. Şimdi bunu böyle yapınca aklıma geldi. Bizde eskiden kaçak ceketler vardı o Suriye'den buraya gelirdi. Böyle kilis, Suriye'den satarlar böyle. Kilis işe. Kilis işe böyle. Bir de o satıcı var ya anlatıyor. Namusman kehme. Kur'an'a bak dört kitap hakkı için. Hiç giymesey 5 tane garanti giyersem. Yani aslında orada cinas var biliyor musun? 2 anlam taşıyor. Yani hiç giyme eve bırak. Hiç giymedin zaten. Dört. 10 sene bile kasa gerek. Kalır yani. O aslında demek istiyor ki yani öyle bir sağlam ki hiç giymesey 5 tane garanti giyersem. Bir gün buna uyandım biliyor musun? Dedim ki nasıl yani hiç giymedin? Dedi Kur'an İbrahim abi sen bunları al İstanbul'da bunları bulamazsan. Yemin ediyorum sana bir paltolar alıyorduk oradan. Mesela diyelim ki atıyorum şimdi. 3 milyon orada palto. Buraya geliyorsun mesela 300 milyon. Bu kadar fark var. Ve o böyle şey yakalar böyle falan, alpakon falan gelir mi? Alpakon ne? Alpakon ne? Alpakon değil mi bir tane o? Evet. Alkapon. Mafya. Doğru. O eskidi ama olsun. Benim arkadaşım olur kendisi. Ya Alkapon. Ya bir harf içici birbirimizi mi kıracağız ya? Yani? Alpakon ne ben ne dedim? Ya aynısını söyledin sen de ya. Alpakon demedin mi? Öyle dedin tabii. Urfa deyince aklıma hemen böyle şeyler geliyor. Eski günlerim geliyor.
Ya çok misafirperverler. Ben çok mutlu ayrıldım. Bana dedi ki Urfa'ya gidiyorum. Dedim tamam sen git, ben dedim aşireti gönderiyorum oraya. Getir yani abla, vallahi Urfa'dakilere ve yani. Gaziantep'tekilere buradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu geldik. Çok sevdin mi Urfa'yı? Çok sevdim. Mirkerem sen? Ben de ya. Yani zaten sevmedim desem tam düşüyordu olur. Diyecektim. Dedi ki ben de ya. Urfa'da diyorum ki ben de ya. O zaman sizi Urfa'ya gönderelim, orada oturun. Madem peki, çok sevdiniz. Bir şey söyleyeyim. Tık tık tık. Sana sesleniyorum buradan. Buyur. Buyur. Ben burada reklamını çok yaptım biliyorsun senin. Evet. Buradan yaptığım şeyden yaptım. Şimdi nasıl oldu abi? Sen mi böyle bir öneri götürdün? Onlar sana, seni götürmen... Şimdi böyle bir reklam çekilecekmiş. Oyuncu arıyorlardı. Şive yapabildiğim için, o aksana konuşabildiğim diyalek, için. Evet, diyalek yapabildiğim için. Uygun gördüler. Rolü aldım. Gerçekten ben bu reklamın bu kadar tutacağını, yani gündeme oturacağını hiç zannetmiyordum ama... Hakikaten bir tıkladık, Türkiye yerinden de tıklattık yani. Hiçbir şey yok, hiç kimse, kamera falan yok. Kendi evet. kendinize oynamışsınız, o çok doğal. Evet. O çok önemli zaten, o insanlara yansıyor. Az önce içeride konuştuk ya, yani dedin elektrik vermek çok önemli. Bence bir sanatçı eğer çok iyi bir yerlere geliyorsa haddinden fazla iyi olduğu içindir. Çünkü eğer araya ekran giriyorsa soğuk bir şeyler giriyor. Onun kat ve katı fazla enerji harcamanız lazım ki karşı tarafa ulaşması için. Yapmacık olmamak gerekiyor. Doğal olmak gerekiyor. Evet. Bu programın özelliği de o. Doğal evet. olması o kadar güzel yani. Halk niçin yani, sizi tutuyor, niçin sizden seviyor. Yani sizin sıcak gibi konuşmak. Böyle dizmece bir şey yok. Defterden, kağıttan, buradan bakarak bir şeye bakmıyoruz vallahi. Yani maaşlama gidiyor işte her şey sonuçta. Gözünün yağınıyım dediğim zaman gözünün yağını yiyebilirim yani. Sabah kalkmışı da göz yağına kadar güzeldir burada şıllıklar böyle. Şıllık hakikaten bak bu şıllık evet. Bir açıklar mısın? Nereden nereye şimdi nereye bağladım ya Rabbi Allah ya. Vallahi enteresan. Ya geçen gün Kadıköy yakasında bir yere gittim. İşte Antep, Urfa sizin yörenin yemeklerini yapıyor. Çok güzel bir yer. Çok değişik lezzetler İsim var orada. İsim verme evladım, reklam yapma. İsmini isim zaten bilmiyorum. Hı. Ama orada şıllık ister misiniz dedi bana. ben de iki tane gönder dedim şimdi ne diyeyim. Abi iki tane fazla gelir dedi. Olsun sen getir dedim. Yani birini yeriz, biri de sohbet ederiz diye bileyim ben. Şimdi rahmetli İnci Baba'nın evinde oturuyoruz. Gene bunu anlatmıştım bir boşu da şıllık deyince aklıma geldi. Şimdi Derya Hanım ben İnci Baba'nın hanımı konuşuyor içeride. Ben de şıllık gönderdim. İnci Baba dedi ki bir şıllık yapım dedi, yenge yapsın dedi, yak dedi beraber falan. Dedim ki olur baba, Allah razı olsun. Gittik şıllık yaptı. Çünkü en meşhur tatlımız şıllık. Bir de künefe, kadayıf yani. Şıllık geldi, biz yedik. Ben hemen 10 tane falan yedim. Bir de acayip hafiftir. İçeri girdim, hemen Derya Hanım'dan, babanın rahmetli hanımı sohbet ediyorlar. Fesiz fesiz tek oti çikot diye, koti öbür koti, get oti, nereye gitti bile, o gitti. Kale Mehmet'i vur koti. Dedim ki, ne yapıyorsunuz dedim. Dedik sohbet ediyorum. Dedim ki şıllık, yesene. Şıllık deyince var ya bu renk attı, bez attı. Hanımın yanında, İnci Baba'nın hanımın yanında dedi ki, aa ne biçim konuşuyorsun dedi ya. ben uyanmıyorum tabii. Ne biçim konuşuyorum var mı kızım dedim, yesene. O ne dedi, şıllık mıllık diyorsun ya. ben abi kendimi yere attım. tabii o bilmiyor. Evet. Onun adının şıllık olduğunu bilmiyor. Dedim ki kızım bunun adı şıllık. deyince tabii o da düştü yere. Ben kolana falan getirdim, zor ayettim. Ama muhteşem bir tatlı gerçekten ya. Çok güzel bir şey. Yani... Derya Hanım televizyon açmakını bilmez. Niye? Teknolojiyi hiç sevmez, bilmez. İbo! İbo geliyor, televizyon açı, sine 5'i açı, sine 8'i açı, 9'u açı, 10'u açı. Boyuna basıyor, ATV'ye basıyor, ATV'ye basıyor, ATV'ye basıyor. ATV'ye basıyor. Evde de askerlik devam ediyor yani. Tabii tabii. Yani askerde biliyorsun. ATV'ye basıyor, ATV'de biliyorsunuz değil mi efendim bu programın ATV'de olduğunu? Evet. Ege gizli kamera yani. Şimdi. Seyrediyor mu, seyretmiyor mu? Bir kelam geliyor. Ne diyor? Ne diyorsun? Yok. Ne diyor? Ah bir joker, kader. Ne kardeş, zaman vereceksin? Şimdi taş oynarken veya kağıt oynarken iskambil. Düşünebiliyor musun? Bir jokerin gelmesi ne demektir? Partiyi aldın demektir ya. Sen de bu aşka mı getirdin? Abi zar atıyorsun, tabla bilmem ne. Abi evet devam ediyoruz ona. Seri. Gel abi. Tamam. Gel seri. Abi. Seri gidiyor. Seri şey yapacaktım zaten. Okey ile ilgili bir şey bu ama bulamadım. Okey oyunu ile ilgili. bir kelamın bugün 52'den hanımı başlarmış yok. Hanımın yanında yok. Oğlum maşallah. Böyle biraz açıl ya vallahi billahi. ben ne dedim? Vallahi hanım evde boş ver. Sağ ol. Peki. Hatta buradan çıkışta benimle birlikte gel. Kardeşime bir güzellik yapayım. Vallahi yemin ederim bak. Abi yayın kesiliyor mu burada? Kesiliyor kim? Nah kesiliyor. Şimdi bir adam
İflas etmişse ister ki herkes iflas etsin. Doğru mu? Vallahi. Adam iflas ediyor ya. Birisinin işi değil ya. Diyor ki o da iflas etsin. Şimdi ben evden kovulmuşum ya. Herkes evden kovulsun abi. Bana ne? Az önce kulisteki çok güzeldi, yemin ederim. Hangisi? Tam. Hani vardı ya kuliste, oturuyordunuz birlikte. Bir şey olmaz, aramızda konuşuyoruz. Yenge duymaz, boş ver. Ben şarkımı söyleyeyim İbrahim abi. Böyle böyle alayım seni. Kızardı, kızardı. Efendim bu saygının bir bedelidir hanımefendi. Özür dilerim yani yanında oturan bendim kuliste. Her ne kadar biri oturuyorduysa yine o değil yani, o bendim. Benden başkası olamaz. Bir ben bilirim, bir de ben. Bir de lahmacunlarımız vardı ortada. Evet. Ne güzel de yediriyordun kıza veretrin. Ben de vallahi diyordum ki hemşerim, Allah Allah, ilk defa bir Urfalı bela çıktı. Diyordum kendi kendime. Sonra görünce, aferin be dedim, zincirlere kırmış bir kelam, buyurun. Bekledim hep bir sevgilim olsun diye. Espriden anlamayan kader bir gün gülsün diye.
sevgili Mirkelam. Merak etme, merak etme. Allah sana o jokeri verecek. İnşallah. Çocuk şarkılarında bile mahvolmuş durumda. Ah bir bu hele bir joker ya diyor. Sen de kovul. Gel ben otelde kalıyorum anne. Gel sen de otelde kal. Niye otelde kalıyorsunuz? Ben kovulmuş vaziyetteyim. Derya mı kovdu? Neyse açtırma şimdi işte. Kovulmuş adam işte. Bir şekilde kovulmuş. Dertlendirmiş. İşten kovulacak hali yok. Dayak da yemiş. Hadi o zaman şeyi alalım ya. Ne söyledim de evden kovdun beni. Nankör kedi. Ula nankör kedi. Peki Mirkelam'a şunu sorayım ya. Bu şarkılar senin mi? Hepsi benim abi. Joker kumarla ilgili yani bir insan taş oynarken bir joker çektiği zaman sevinir. Yani onu oraya bağlamak da bir sanat, bence bir... Zeka. Zeka ve fışkıran bir şey bu ya. Zaten mesela tavla, oynanan bütün oyunlar, satranç hayatın kendisinden türetilmiş şeyler. Çünkü herkesin aklına gelir hayat bir oyundur, aşk bir oyundur. Ama işte onu jokerle birleştirmek detay... bir anda aklınıza gelir boş otururken. Şimdi ben bu 30 bölüm bir hikaye çekiyorum. Yani dublaj yapıyorduk. Fırat'ın dublajını yapıyorduk. O da kapıda dublaj kapısının, stüdyonun kapısında bir tane afiş var. 4 kişi. 4 tane adam böyle giyinmiş. Bir afiş. Başlarında foter şapkalar falan. Oradan yola çıktım yani. Ben evet. O filmi de bilmiyorum. Seyredememişim. Oradan yola çıktım. Öyle çekiyorum şimdi. Evet. Mesela sen şimdi durup dururken o bandıra bandıra ye beni yaptıktan sonra neler yazdın başka? Bir kere onu ben yazmadım ama lıkır lıkır geçen ay geçtiğimiz bundan bir önceki albümde benim de beste ve söz denemem oldu. Hayatın getirdikleri, hayatın size öğrettikleriyle hayata nasıl oluşuyor. Bakıyorsun? Yani nasıl? Ben çok pozitif bir insanım. Pozitif nedir abi? Anlamıyorum. Pozitif yani negatif olumlu. Pozitif. Olumlu. Olumlu. Hep böyle bir insanım ben. Vakit ve bunu çok kısa ya. Edindim. O yüzden. Evet çok kısa. Hele son zamanlarda böyle. Biz geçen gün oturuyorduk arkadaşlarla. Mesela işte yaşımız şu, 25 yaşındayız diyelim. Ya toplasan şurada 25 tane yaz kaldı dedik. Yani belli acaba? Bir sayı. Onu bile bilmiyoruz. Ya çok fazla bilmiyoruz ama... Abi girmeyin bu konulara Allah aşkına. O ne? Toplasan dedi 25 tane yaz. Hakikaten 25 tane yaz sonra belki... Yaşamak güzel. İyi geçin. Peki abi ben bunun üstüne rastmaz dedik. Rast... Dur bakayım o rastmıyor. Urfa'da böyledir abi adet böyle. Sıra gecelerinde söylerken birileri söyleyecek ya. Gidemedi sıra gecesi. Den tutalar akort. Kardeşlerle konarım. Gül derdiden yanarım. Kardeşlerle konarım. Gül derdiden yanarım. Geç buldum tez itirdim, hala ona yanarım. Geç buldum tez itirdim, hala ona yanarım. Yanarım, yanarım, kim ne derse kanarım. Ah geç buldum tez itirdim, hala ona yanarım. Geç buldum tez itirdim, hala ona yanarım. Yanarım, kim ne derse kanarım. We'll be right back.
kurşun ötmedi, Urfa'nın gam bitmedi, talih kuşum ötmedi. Eli güldürdü felek, beni memnun etmedi. Eli güldürdü felek, beni razı etmedi. Etmedi, yar başımdan geçmedi. Kameran plizan, kameran plizan. Ela yok, tık tık tık. İyi günler. Kameranın içine. Millet de zannediyor ki onlara soruyoruz. Halbuki böyle, gel bakayım kamera buraya çocuğum, gel. Gel bakayım, ver, tut bunu. Ver kamerayı. Böyle kamera, siz kameranın içindesiniz. Yani seyrettiğiniz zaman, bunu seyrettiğiniz zaman siz kameranın içindesiniz. Şimdi ben çekiyorum. Evet, buyurun şimdi söyle abi, vur. Vur canım. Azıcık pazara doğru kaçtı da diyor. Tabii ben Karadenizli arkadaşların kıvrak zekalarını çok seviyorum. Karadeniz insanı, daha doğrusu Türk insanını çok seviyorum. Hoş görsünler. Yani laz fıkraları bitmez aslında. Birisi başladı mı arkasından sıra sıra geliyor. Bir tane daha biz serpiştiririz. Biz serpiştiririz oraya. Aklıma geldi ama unuttum şimdi. Ne yapayım? Peki otur ağam şimdi. Ama aklında bir şey tut. Tamam. Şimdi. Telefon. Yıldızlı gel. Yıldızlı. Yıldızlı abi, yırtmacı da, yandan yırtmacı bu, biliyor musunuz? Yandan çarptı. Ya bu enteresandır, biliyor musunuz? İşte bu cam. Cam ve bir tane küçük bir alet var, şu kadar. Koyuyorsun teybin içine, gümbür gümbür ses geliyor. Bu ses bizim sesimiz değil, aslında sizin sesiniz. Orada ben fosforlu cevriyede, kasette, sahnede yapmıştım. Senin yandan yırtmacı dedim. O lafa taktılar. Söyleyeyim mi? Söyle. O lafa taktılar. Yani bir kasetin içinden bu. Yani belki doğru söylen, yanlış söylenmişti ama sıcak söylendi belki. Nasıl söylendi bilmiyorum ama sevdiniz yani. Ya abi bu yandanla böyle yırtmacı olursa nasıl edeyim ben ya? Nasıl dayanayım ben ya? Nasıl kovulmayayım? Ne söylüyorsun bize şimdi? Tatlı kaçık. Abi bu kızımızın kendisi zaten kaçık. Sağ olun. Vallahi uçuk kaçık ya. Evet. Bayılıyorum. Çak. Çak, çak, candan, yürekten. Şimdi herkes oynar. Oynar ama bir de yakıştırmak önemli, biliyor musun? Sana da yakışıyor, enteresan böyle. İçimde var, içimde. He? İçimde var. Ama içinde oynamak değil yani. Dans, şey, eğitim, bunların hepsi. Tabii ben klasik bale eğitimi aldım ama. Bu da bizim dansımız ya. Çok güzel oynuyor değil mi abi? Sen nereden gördün? Arkada monitörden seyrediyor. Öyle? Tabii bir de Yonca ablanın yanında şeyler vardı, çıtır kızlar. Onları niye getirmedi abla? Telefon et gelsinler, çok güzel kızlar. Telefon et gelsinler, çok güzel kızlar. Ama niye kızıyorsun, sen asılıyorsun, bir şeyim yok. Ne olacak bize? Biz asılıyor muyuz? Biz çıtır kızdan bahsettik mi? Burada şimdi çıtır kızların anası varken. Danasından bahsedilir mi canım? Uzat elini buraya. Görev gibi oldu bu, görev. Valla sırf elektrik adına ya. Yoksa görev yoksa. Şey, Hatice yanlış anlaşılmasın. Kesin yanlış anlaşılmasın. Yok, yemin ederim. Elektrik mi? Boşalıyorum abi, elektriğim şey boşalıyor. Baksana ya, gözleri yanmaya başladı ya. Evet. Elektrikler. Paratoner. Bak bak. Şimdi kısa devre yapıp şarj şey olacak abi yine. İnfilak edecek. O şarj olunca çeker o. Şarj olunca çeker. Da sen Urfalı değil mi Güçlü? Buyur. He? Urfalısın. He? He. Urfalıyam. Mirkelem de Urfalı. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm. O ne? Böyle boğulayım. Ah yani hiç aklına geliyor yani. Hoşuna gidiyor. Ah. Ne ters abi bu arada. He? Ters. Bunun sağda kalbi sağda. Mikrofondan ses geliyor. Nasıl vur bak bana? Teknik. Tık tık tık. İyi günler. Alıştık artık ya, ne yapalım. Mesela o maçlarda da yendiğimiz zaman, evet, sıktıkları zaman gayretlere dönüyor musun? Tık 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 mesela, tak tak tak. Yok, onları lanetliyorum buradan. O kötü bir şey yani. Bu silah Allah cezanızı falan versin günler diyorsun. Evet, maalesef öyle söylüyorum. Çok kötü şeyler onlar. Peki şimdi sırayla soracağım abi. Sabahleyin kalktın abi. Yani bu insanlar bir de, yani İbrahim Tatlıses nasıl kalkar?
Yani böyle mi kalkar? Nasıl kalkar? Yatakta nasılsın? Şey pardon. Bu var ya, bu lastikli laflar. Yemin ederim ya. Yani yatakta nasıl yatar, nasıl kalkar? Ona ben o yüzden orada oturmayayım dedim. Bir şey diyor gibi geliyor ama anlamıyorum, sesi duyamıyorum. Mikrofonunuz mu çalışmıyor? Duyamadım. Ya yemin ederim öyle. Tabii sen yani yatakta nasıl yatarsın abi? Nasıl kalkarsın? Yani yatakta ya, yattığım gibi kalkarım. Biri der ki böyle, böyle yatarım yani falan bir şey. Niye yas- ele yatsın? Şimdi sen sorduğun soru mu? İnsan olan ele yatar mı? Bele yatar mı insan? Aynen bir şey ya. Niye ele yatsın? Sen nasıl yatarsın abi? Bele, bele mi yatarsın abi mesela? Nasıl diyeyim yani? Aa yattım. Böyle mi yatarsın? Neredeyse. Yani, değil mi? Nasıl yatarsın abi? Ben sakin. Sen nasıl yatsın? Gel anlat bak. Ben normal yatıyorum, böyle yatıyorum. Bele yatıyorum. Belli bir saatten sonra zaten hatırlamıyorum nasıl yatıyorum. Evet, uyuduktan sonra. Yatıyorum yani. Ben bir gün anama dedim ki, hani nasıl yatıyorum? Yani horluyor mu? Dedi ki, bu iş oğlum bana dedi. İste üzerine. Kuzu kimi yatıysan. Kuzu gibi. Kuzu gibi. Kuzu nasıl yatıysa bilmiyorum. Şimdi anlat, nasıl yattığını anlat. Vallahi ben sakin yatıyorum aslında. Bir de uyuduktan sonra ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Peki Mirkan abi, sen nasıl yapıyorsun? İçine kapanık yatarım ben genellikle ama son zamanlarda, bu 5 senedir falan öyle. Daha önce hep böyle açık yatıyordum. Nedense bilmiyorum, hayatla ilgili. Abi bu şöyle yani. Olunca acaba vallahi ne yapayım, tabii. Ne edeceğim, nasıl edeceğim, tabii, ayaktan oturacağım vallahi. Gerçekten öyle yani, psikolojik çok açıklaması çok hanımın basit. Hanımın ne hazırlıyor abi sana? O mu erken kalkarsan mı? Sabah o kalkar her zaman için. Gebertirim, ama sabah benden önce kalkmayan hanımı. Doğru. Gebertirim. Böyle olunca zaten... Ondan sonra da otelde yatarsın. Daha çok yatarsın. Otel odaları nasıl abi? Rahat mı? Vallahi her şey hazır ayağına geliyor. Rahat. Hoştur yani. Gel şimdi Mirkelam. Sen mi söyleyeyim, ben mi söyleyeyim bir tane? En son senden bağlayalım be. Tamam. He? Siz söyle, ya ben söyleyeyim önce. Siz de bağlayın. Sizin programınız. Benim yok. Programım olsaydı ben de bağlayabilirdim. Şansa yapalım abi bu işte. Kumar. Urfa. Gel. Şimdi Mirkelam yine hareketli, yine hareketli. 9-8'lik bir parça. Buyurun. Akşamüstü sevgililer öpüşüyor yollarda, güneşli bir akşamüstü yarın durup dururken bana küstü. Kaprislisin, kaprislisin, kaprislisin sevgilim. Kaprislisin, kaprislisin, akraplisin sevgilim. Kapris, kapris, kaprislisin sevgilim. Kapris, kapris, akraplisin. Yemin ederim harika. Yonca da çok beğendi. Evet. Beyefendi yazdınız mı şeyinizi? He şey aklıma fıkranızı. Gelen. Hadi gel. Bir tane daha anlatayım. Gel fıkra. Gel fıkra. Gene Karadeniz'den. Karadeniz'den işte balıkçılardan bir tanesi Hakkın rahmetine kavuşmuş. Fakat vasiyetinde işte beni denizin ortasına gömdü demiş. Karadeniz,
Karadeniz'e gömün demiş. Alıyor, evet Karadeniz'e gömün demiş. İşte bindirmişler bir takaya, işte 5-10 kişi yol almışlar, gitmişler. Karadeniz'in ortasına gelmişler. Neyse işte aradan bir zaman geçmiş, artık şeydekiler, köydekiler bekliyorlar. Bir gün haber yok, iki gün haber yok, üç gün haber yok, dört gün haber yok. En sonunda 5-10 gün sonra işte bir tekne uzaktan gözüküyor. Bu iyi demiş abi, giden bizim tekne değil midir? Celi daha, temel celi. Bütün halk birikmiş limanda. İskelen orada bekliyorlar filan. Neyse tekne geliyor, liman halatı atıyor. İçinden bir kişi iniyor. Bizim Temel. Ula Temel, ula çettiniz. 15 kişiyi celdiniz, bir kişi ne oldu? Ula sorma, Pokcen herifini cumduk ama çok da telafat verdik ya demiş. Ne oldu? Adamı denizin dibine gömmüşler abi. İncik, incik, incik. Adamı denizin dibine gömünce telafat vermişler. Hepsi ölmüş gitmiş yani. Anlamadım. Güçlü. Gel anlat. Gel oğlum gel anlat gel. O bey. Anlamadı ya. Bu programda niye tutuyorsunuz bunu? Anlamadı oğlum fıkrayı. Fıkrayı anlamadım abi. Ve ne oynattım oynamadım. Ne dedin sen abi? Ya rahmetli denize gömmüşler. Çok telafat vermişler abi ya. Şimdi Fenerbahçe'den Trabzonspor'un maçı var. Temel oturmuş. Televizyonun başında maçı seyrediyor. O zaman eski oyuncuları. Şenol da Trabzonspor'un kalecisi. Kaleci Şenol. Fenerbahçeli Cemil de topu çalımlıyor. Topu çalımlıyor. Onu çalımlıyor. Bunu çalımlıyor. Kaleciden karşı karşıya kalıyor. Temel uyuyor. Daha gol olacak. Daha diyor. Şeyin başında. Televizyonun başında evde oturmuş izliyor. Tam kaleciden karşı karşıya Cemil. Cemil bir çalım Şenol'a. Şenol bir de yer kaygan ya. Çim. Kayınca tam ayağını kaldırıyor. Topa vuracak. Temel hemen televizyonu kapatıyor. Nah attırırım sana diyor. Bak gördün mü? Herkes anladı. Ya aslında mahsus yapıyorlar işte. Anlamadılar da. Kıcık verecekler insanı. Anlamaz mıyım ya? Anladım. Hem de... Ay. Ne? Söyleyeyim. Ya ilginç hikayeler var. Bak bir dakika aklıma bir şey geldi. Çok ilginç ama yaşanmış ilginç hikayeler. Bunlardan bir tanesini Yonca anlatsın. Yonca çok güzel anlatıyor. Adamcağızın bir tanesi bir tane inşaatın önünde böyle anlatıyor. Yok öyle ama güzel. İnşaatın önünde gidiyor oradaki işte bir tane direğe tutunuyor ve birdenbire inşaat işçileri görüyor bunu böyle. Böyle sallanmaya başlıyor ve bunlar kapıyorlar kazmayı küreği. Vuruyorlar adama dangur dangur falan gidiyor. Ayırıyorlar işte direkten. Hastanede adam gözünü açıyor. Ya kardeşim ne oldu? Her tarafı kırılmış ama adamın. Tepeden aşağı kadar kırık çürük geri kalmamış. Ne oldu sana diyor. Vallahi abi diyor. Hatırlamıyorum. En son hatırladığım orada bir tane direğe tutulmuş. Ayağım içindeki kumu çıkarmaya çalışıyordum diyor. Onlar da elektrik çarpıyor diye adamı ayırmaya. Anladın mı acaba? Hani vardır ya. Bire direğe tutun. Onlar da elektrik. Ama sen bizim insanımızdaki... Onlar da elektrik çarptı zannediyorlar. Adama kürekten şeyden... Dalıyor ama tabii. Ama insanımız böyle yardımsever insan ya. Elektriğe çarptan birisini görsen... Kazma kürek gidip adamı kurtarmak istemez misin? Ya, kazma kürek ne? Yani ahşap tabii. Elektrik geçirmiyor. Adamı deviriyorlar işte. Bir, sene... bir tane daha ya, var. Bir tane var evet. O motosikletliyim mi anlatacaksın? Şimdi evet. Hadi bak. Açılışları ben yapıyorum. Anlatışları Yonca yapıyor. Öteki de bir... Motor kazası oluyor. Çok büyük motor kazası oluyor. Olduğu anda insanlar koşup gidiyorlar. Bir bakıyorlar ki adamın boynu ters dönmüş. Aman Allah'ım adam boynu ters dönmüş diye belki bir şey olabilir. Bir kurtulma şansı olabilir diye takur tukur adamın kafasını çeviriyorlar. Adam ölüyor. Meğerse adam üşümesin diye ters giymiş montu. Fermuar tabii önde değil. Arkada olunca kafayı yanında bir çeviriyorlar abi. Ya da trajikomik bunlar. Çok trajik. Ama bunlar böyle. Çevir. Aman abi çevirelim mi kapıyı? Çevirebiliyor musun ya? Ha giy ben çevireyim. Olgun çevir. Baba. Arkadaşım ben onu görmedim ya. Düş yere şimdi bu şöyle. Çeker. Güzel oldu ama ya. Yakıştı. Sen bir düş. Dümelesen arkadan. Dümelenme. Ya çok kötü bir son ya. Allah düşürmesin ya. Ya gülüyoruz ama çok acı. Dümelenmiyor abi. Çok acı. Ha? Dümelenmiyor. Ulan bir gün sen motordan düşsen kafasını senin böyle cahat diye kafanı. Bir gün de senin ayağına kum dolsun ben sana bilirim. Her şeye rağmen çok güzelsiniz, çok sıcaksınız. Ya bunlar çok gülünecek yerde güldünüz.
Alkışlanacak yerde de alkışladınız. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Gerçekten. Tombulo, 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 memeler, memeler,